Yine sorulabilecek sorulardan bir tanesi de virtual keyword'üdür arkadaşlar. Şimdi abstract class'larda, bir önceki dersimizde abstract class'larda dedik ki tamamlanmamış ve tamamlanmış operasyon içerebiliyor. Neden? Çünkü tamamlanmışta hepsinin ortak kullandığını varsaydık. Tamamlanmamışta hepsi kendine göre kodunu yazsın dedik. İnherit edenler. Peki virtual ne? Arkadaşlar ben bunu, normal bir class'ta da geçerli bu arada. Virtual yazdığımda bu ne demek biliyor musunuz? Yani kaydet hemen hemen ortak her yerde. Fakat bazı yerlerde, çok az bir yerde değişiklik gösterebilir. O zaman isteyen ona yazabilir. Yani örneğin yarın öbür gün bir C mevzuatı geldi. Şöyle C mevzuatı geldi. Bakın hiçbir şey kızmıyor. Yani virtual'da eğer siz virtual'u ezmezseniz, zaten virtual ezilebilir, sanal demek zaten. Virtual'u ezmezseniz C mevzuatı da aynen, şunu da C yapayım. C mevzuatı da aynen kaydedi kullanır. İsterseniz hani göstereyim ben burada. Şöyle. Bakın C mevzuat. Mevzuat eşittir new. C mevzuat. Şunu da commentliyorum. Ctrl K, Ctrl C ile. C mevzuat. Bakın C mevzuat nokta. Pardon. C mevzuat. Mevzuat olarak kalmış aşağıda. Mevzuat nokta. Kaydet dediğimde. Bakın ne olacak. Bakın kaydedildi. Onu aynen kullanayım. Bu kaydet. Ama C mevzuatında özel bir durum çıktı. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle override diyorsun. Virtual ya. Virtual'u böyle ezebiliyorsunuz. Kaydet. Dediğinizde. İsterseniz base nokta kaydet dediğinizde base'deki kaydet çalışır. Mesela console nokta writeline C mevzuatına göre kaydetme işlemi kontrol edildi. Mesela C mevzuatında özel bir durum ortaya çıktı. Bakın arkasından base nokta kaydet dediğinizde kaydedildiği çalıştırır. Kaydedildi yazar yani. Bakın. Ha isterseniz bunu silebilirsiniz. Hiç kimse de bir şey demez. Bakın. Mantık budur yani virtual'da. Virtual'da dediğim gibi sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Virtual normal sınıflarda da aynı mantıkla geçerlidir.